Şanlıurfa'da fırıncılık ekipmanları alanında faaliyet gösteren ASF Fırın Makineleri firmasını ziyaret ediyor ve firma ortaklarından Serkan Coşkun'u tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Serkan Coşkun, Ankaralıyım. Urfa'da fırın makineleri üzerine çalışıyoruz. Ekmek makineleri, fırın makineleri Urfa ve bölgeye hitap ediyoruz. Biraz imalat tarafından bahsedelim lütfen. Bu süreç nasıl ilerlemekte? Süreç biraz zorludur tabii. Makine yapmak basit bir olay değildir. Parçaları birleştirip bir makine haline getirip çalıştırmak bayağı zorunlu bir iştir yani. Peki bu ne kadar bir günde çıkabiliyor ortaya? Bazısı bir hafta sürer, bazısı 10 günü sürer. Neye göre değişkenlik gösteriyor? Kaliteden dolayı mı yoksa kişinin isteğine göre mi? Makineye göre değişkenlik gösterir. Makinenin özeline göre değişkenlik gösterir. Fırıncılar sektörüne hitap eden firmanın imalat ve ihracat çalışmalarını öğreniyor ve gelecek hedeflerini soruyoruz. Fırıncılar ise bizim hitabımız fırıncılardır. Ekmek sektöründe ne varsa biz oradayız. Ekmek ve pastaya dair aslında ne varsa değil mi? Baklava, simit, boğuşa hepsine hitap ediyoruz. Yani. Evet. Şimdi bu fırın makinelerinde olmazsa olmazlar vardır. Bunlar nelerdir efendim? Öncelikle kazan makinesidir. Bu hamuru yoğuracak. Sonrası pişirim makineleri, şekil verme makineleri. Üretime göre değişir. Şimdi imalat var dediniz. Peki bu gönderimler nerelere kadar devam ediyor? Güneydoğu'nun hepsine hitap ediyoruz. Doğu Güneydoğu'nun hepsine hitap ediyoruz. Ayrıca yurt dışına da mal gönderiyoruz yani. Yurt dışında nereyle çalışıyoruz? Komşu ülkeler Suriye, Irak, Azerbaycan bu ülkelere çalışıyoruz. Peki fırıncılar sizlerden ne ister ne bekler? Satış sonrası servisi ister, güvence ister. Peki bir güvence garanti var mıdır? Tabii vardır yani. Güvencesi bir garantisi vardır bu işin de yani öyle verdimle bitti bir iş değil. Peki burada muhakkak fiyatlar da değişkenlik gösteriyordur. Bu fiyatlar neye göre değişiyor Serkan Bey? Müşterisine göre anlık değişiyor. Dolara bağlıdır, kroma bağlıdır. Malzemenin çoğunluğu kromdur. Krom anlık gösterdiği tepkiye göre fiyatlar yansıyor. Peki bu malzemeyi nereden tedarik ediyoruz? Adana, İstanbul. Ham maddeyi Adana, İstanbul. Diğer parçalar Konya'dan tedarik ediyoruz. Peki sevkiyatlar nasıl devam ediyor? Kaç gün sonra müşterinizin eline ulaşabiliyor? 15 gündür. Sipariş aldığımızı 15 gün içerisinde teslim ediyoruz. Serkan Bey, bu fırın makineleri neyle çalışmaktadır? Elektrik, doğalgaz, katı yakıt, mazot. Yani yerin isteğine göre değişiyor. Doğalgaz olan yerde genelde doğalgazdır. Elektrik isteyen yerde elektriktir. Elektrik doğalgaz olmayan yerlerde kabuktur. Fıstık kabuğu, fındık kabuğu, kayısı kabuğu, katı yakıt olarak geçerli. Bu şekilde. Peki en çok istenen, rağbet görülen hangisi olmuş oluyor? Bu aralar doğalgaz. Daha öncesi elektrikliydi. Elektrik külfiyet olunca doğalgaz daha çok istenen makine. Şimdi yarım kaldı aslında sorumuz. Hizmet kalitenizi artırmak için neler yapıyordunuz? Çok çalışıyoruz. Satış sonrası servise önem veriyoruz. Müşteriyle olan empatiyi doğru anlamaya çalışıyoruz. Kendi menfaatimizden önce müşterinin menfaatine bakıyoruz. Ona lazım olacak nedir? İhtiyacını görecek olan nedir? O şekilde ilerliyoruz. Şimdi burada bir imalat var ve şu anda da showroom tarafından sesleniyoruz sevgili izleyenlerimize. Peki showroomunuzda neler var şu an? Kaç parça ürün vardır? Showroomumuzda 200 parça yakın ürün vardır. Yani hamur kazanından, otomatik hat dizme, dinlendirme, çevirme, kesme, pişirim ocakları, pastane ocakları, baklava ocakları hepsi mevcuttur. Peki müşterileriniz sizi nereden buluyorlar, nereden ulaşabiliyorlar? Fuarlara katılıyor musunuz? Bu son zamanlarda artık internet üzerinden bulmaya başladılar. Bir de eskiyiz burada aşağı 15 senedir burada bu hizmeti yürütüyoruz yani tanımayan da kalmadı artık. Evet. Şanlıurfa'da fırın çok mudur efendim? Şanlıurfa'da resmiyete göre 2000'in üstünde fırın var. Resmiyet dışı 5000'e yakın fırın var. Sizler ekip olarak burada kaç kişisiniz? 9 kişiyiz. Hem sahada hem showroom'da değil mi? Sahada 9 kişi, showroom'da da 2 kişi, 11 kişi. Evet. Peki geleceğe dair planlar, projeler nelerdir Serkan Bey? Geleceğe dair işi biraz daha ilerletmektir. Teknolojiye uyum sağlamaktır.
yeni çıkmış olan ürünleri piyasaya daha güzel tanıtıp daha güzel sunabilmektir. Dediniz ki teknolojiyi takip etmek istiyoruz. Peki bir 15 yıl öncesine gidecek olursak, şu an yeni dönemdeyiz. Yaptığınız, sunmuş olduğunuz hizmetle şu dönem neler ortaya koyabildiniz? Ne gibi yeniliği ortaya koyabildiniz? Çok fark oluyor tabii. Daha öncesinde fırın için iki parça makine gerekliyken şu anda fırın için 8-10 parça yakın makine gerekiyor. Fırında daha öncesi 15-20 kişi çalışması gerekirken şimdi bu eleman sayısını 5-6'ya kadar düşürebiliyorlar. Peki burada en çok işçilik hizmeti mi fazladır yoksa makineleşmeye gittik mi? Makineleşme daha fazla. Makineleşme artık işçilik eksiğini tamamlıyor. Çünkü piyasada bir işçilik eksikliği var. İşçilik eksikliği oldu muydu mecburen makine. Peki makinede... sizleri bu alanda destekleyenler, her zaman arkanızda olan kişiler kimlerdir? Büyük firmalar var, ailemiz var, dostlarımız var, fırıncı arkadaşlarımız var, alışveriş yaptığımız ticari arkadaşlar var. İleriye gitmemizi istiyorlar. Biz de ileriye gittik mi de onlara daha iyi hizmet sunma bilmeye çalışıyoruz. Ne güzel, ne mutlu, sizlere hiç eksik olmasınlar diyelim. Peki, yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına doğru geliyoruz ama bu alandaki güveni nasıl sağlayabildiniz müşterilerinize karşı? Verdiğimiz sözü tutmaya çalışıyoruz. Yani müşterinin beklentisinin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Müşteri bir anlık değil, bir ticariyle yani bir seferlik ticaretten değil de daha ileri, daha uzun ömürlü ticaret yapmak için ona uğraşıyoruz. Yani. Biz verdiğimiz sözleri tuttuğumuz müddetçe bir sıkıntımız olmaz inşallah. Peki şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz? Biraz daha üstte olmamız lazımdı ama geç kaldık. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz efendim? Güvendir. Piyasa bir güven verdikten sonrası geri tarafı zaten peş peşe takip edip gelir. Ama güvensizlik oldu muydu? Hangi iş olursa olsun geriye doğru gider. Bizler sizleri tanıdığımıza çok memnun olduk. İş hayatınıza çok başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bizler bugün sizlere Şanlıurfa'dan seslendik. Çok değerli işletme sahiplerinden bir tanesi olan Serkan Coşkun Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Fırın makinelerine dair aklımıza gelebilecek olan tüm soruları sorduk ve uzmandan cevabını almış olduk. Şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.